etkileyen faktörlerden birisi sıcaklıktır. Sıcaklık düşükken fotosentez hızı düşüktür. Sıcaklığı artırmaya başladığımızda fotosentez hızı da artar. Ancak bir noktadan sonra sıcaklık arttığı halde fotosentez hızı düşmeye başlar. Peki ya neden? Fotosentez, yeşil yapraklı bitkilerin güneşten aldığı ışık sayesinde gerçekleştirdiği kimyasal tepkimeler serisi olarak tanımlanabilir. Ortamdan alınan karbondioksit, su ve güneş ışığı sayesinde kimyasal enerjiyi bağlarında depo eden karbonhidrat elde edilir. Fotosentez tepkimesi sonucunda ortama karbonhidrata ek olarak oksijen gazı da verilir. Karbondioksit, fotosentezin gerçekleşmesi için önemli olan faktörlerden biridir. Peki, karbondioksit miktarı fotosentez hızını nasıl etkiler? Hadi, şimdi karbondioksit miktarının fotosentez hızını nasıl etkilediğini inceleyelim. Bu deneyde, cam fanusun içindeki karbondioksit miktarını değiştirdiğinizde, fotosentez hızının nasıl değiştiğini gözlemleyeceksiniz. Deney sonucunda açığa çıkan oksijen miktarı, fotosentez hızının bir göstergesi olacaktır. Balık, suda çözünmüş oksijenin neredeyse tamamını kullandı ve başka oksijen kaynağı olmadığı için hayatı tehlikede. Fotosentezin gerçekleşmesi için oksijen sağlayacak bir şeyler bulmanız gerekiyor. Sizce karbondioksit miktarı, oksijen üretme hızını, başka bir deyişle fotosentez hızını etkiler mi? Tahmininizin doğruluğunu test etmek için karbondioksit miktarını artırarak başka bir gözlem daha yapın. Cevabınız doğru değil. Üretilen oksijen miktarı, başka bir deyişle fotosentez hızı, fanus içindeki karbondioksit miktarına göre değişir. Karbondioksit miktarı arttırılırsa, bitki daha çok oksijen üretir ve bu durum, karbondioksit miktarının fotosentez hızını etkilediğini gösterir. Bitkiler her ortamda aynı miktarda oksijen üretmez. Bu deneyde balık ve karbondioksit tabletleri karbondioksit kaynağıdır. Eğer karbondioksit miktarı arttırılırsa, üretilen oksijen miktarı veya başka bir deyişle fotosentez hızı belli bir seviyeye kadar artar. Daha sonra sabit kalır. Bu durum, su, ışık ve bitki hücresinde bulunan kloroplast gibi bazı maddelerin kısıtlayıcı faktörler olmasıyla açıklanabilir. Bir bitkinin içindeki kloroplast miktarı sabit olduğundan, o bitkinin üretebileceği oksijen miktarının da bir üst limiti vardır. Bu nedenle karbondioksit miktarını, ışık şiddetini veya su miktarını daha fazla artırsanız bile fotosentez hızı değişmez.